Merhaba arkadaşlar. Bu videoda Golang ile ilgili bazı tavsiyeler, öneri, frameworkler ve ufak tefek kaynaklar göstereceğim. Bunlar üzerinden hızlıca ilerleyebilmenizi sağlamak için böyle bir tavsiye videosu yapmaya karar verdim. Burada tabii ilgi alanlarınız farklı olabileceği için genel farklı bazı bilgiler daha vermemde fayda var. Örneğin normal bir sistem programlamayla mı ilgileniyorsunuz, yoksa web tabanlı program geliştirmeyle mi, yazılım geliştirmeyle mi ilgileniyorsunuz? Ya da bir big data ya da herhangi bir database üzerinde uygulama geliştiriyorsunuz ve bu projenizde Go dilini kullanmak isteyebilirsiniz. Ya da machine learning tarafında, işte yapay zeka ve türevleri tarafında tercih edebileceğiniz bazı kaynaklar olabilir. Bunlarla ilgili genel bir tavsiye diyebilirim. Bunun için öncelikle ilk tavsiye edebileceğim kaynaklardan birisi Go by Example. Burası Go dilinin desteklediği hemen hemen birçok özellik, belki tamamıyla ilgili farklı örnekler bulabileceğiniz bir web sitesi. Tamamen Go üzerine örnek yayınlayan bir site. Mesela JSON işlemleri ile ilgili bir şey açtım. Şöyle. Örneğin burada bir tane struct oluşturmuş ve bunun içerisinde veriler atanmış ve bunların çıktı olarak da JSON formatına nasıl dönüştürüleceği vesaire gibi temel bilgiler yer alıyor. Aynı şekilde burası da mesela bir tane struct örneği var. Bir person adında struct var. Bununla ufak tefek işlemler yapmış, değer atamış. Burada bir pointer işlemi gerçekleştirmiş vesaire. Örnekleri bu şekilde. Bu ilk önerimdi. Daha çok burada ufak tefek dil yeteneklerini keşfetmenizi sağlayan örnekler vardır. Çok gelişmiş örnekler beklemeyin burada. Ama Go ile ilgili biraz daha derinlemesine araştırma yapmak istiyorsanız öncelikle GitHub tabii ki bizim vazgeçilmez kod kaynağımız. O yüzden GitHub'da en azından hiçbir şey bilmiyorsanız bile şöyle bir Go yazarak İşte Go tarafında nelerin çıktığını şöyle bir inceleyebilirsiniz. Ne tür şeyler varmış. Bu arada bir dipnot vereyim. Golang dilini Google geliştirdi. Ama Amerika'dan çok Çinli ve Rus yazılımcılar tercih etmeye başladı. Hatta piyasada görebileceğiniz birçok framework'ü de Golang framework'ünü de Çinliler geliştirmiştir. Bunun birçok sebebi var. Tabii Go dilinin C'nin gücü ve JavaScript'in esnekliğiyle geliştirilmesi buna bir örnek, buna bir sebep diyebilirim. Zaten C tabandan gelen bir programcı için Go'yu öğrenmek çok da zor değil. Hem kernel seviyesinde kod yazabileceğiniz hem de bir web uygulaması geliştirebileceğiniz hem de bunları hızlı bir şekilde yapabileceğiniz çok gelişmiş bir dil. Bu nedenle Çinliler bu tür şeyleri çok seviyor. Burada bir diğer kaynakta Awesome Go. Awesome Go sitesi gene Golang ile ilgili yayınlanan fark edilmiş, tutulmuş birçok framework'ü ve sınıf kütüphanesini bir araya toplayan bir web sitesi. Bunun GitHub linki de var tabii ki. Oradan da bakabilirsiniz. Awesome Go diye. Neler var burada? Buradaki liste epey uzun. Genel bir kategori var şurada. Bunlar kategoriler. İsterseniz tıklayınca o sayfaya gidecektir. Biz şöyle yavaş yavaş gidelim. Çok da yavaş değil. Mesela araçlar sekmesi vesaire var. Buradaki tanıtılanlar ses ve müzik dosyalarını manipüle etmek için oluşturulmuş şeyler, kod kütüphaneleri.
Dikkat ederseniz GitHub linkleri bunlar. Tıklayınca oradaki kaynak koduna ulaşabilirsiniz. Nedir mesela? Bir ses dosyasını ya da videoyu kesmek, biçmek, işte üzerinde çeşitli işlemler yapmak isterseniz, belki bilirsiniz FFmpeg diye bir eklenti var, pardon, uygulama var. Onunla video üzerinde birçok işlem yapabiliyorsunuz. Hatta birçok video sitesinin altyapısını oluşturur. Benim de çektiğim bazı videolar var. Onları inceleyebilirsiniz merak edenler. Bunlar da bu tür şeyleri kullanarak Go ile nasıl yapabiliriz onları anlatıyor. Authentication ve Authentication işlemlerinde de gene yazılmış örnek sınıflar vesaire burada var. Bu bir JWT uygulaması için de implementasyon olabilir. Mesela JWT Go var. JSON Web Token işlemlerini gerçekleştiriyor. Ya da bir OAuth işlemi için Golang kütüphanesine ihtiyacınız olabilir. Onu da buradan kullanabilirsiniz. Aynı şekilde Amazon'un web servisleri için de bir Go kütüphanesi oluşturulmuş mesela. Bunlar tabi bunlarla sınırlı değilsiniz. İnternet de daha fazla kaynak var. CLI uygulamalarında da gene farklı farklı CLI yöntemleri ve uygulamaları var. Bunları da geçiyorum. Konfigürasyon işlemleri için gene bazı sınıflar var. CSS Proprietary bunun içinde şöyle diyebilirim. Web tarafında mesela CSS üretme işlemleri gerçekleştirmek isteyebilirsiniz. Ya da bunları işleyerek farklı web template'leri oluşturmanız gerekebilir. Bu tür şeyler de var. Yani otomatik gerçekleştirme işlemleri tahmin edersiniz. Data Structure kısmında farklı algoritmalar var burada. Bunlarla ilgili oluşturulmuş. Database kısmı. Database'de bazı kaynaklar var. Bunlar aslında çok daha fazlası var. Burada sadece bazılarını görebiliyorsunuz. Hani çok da hani default olarak bulabileceğiniz, bulamayacağınız şeyler olduğu için sanıyorum buraya listelenmiş. Veri tabanı şema migration işlemleri için geliştirilmiş sınıflar var. Mesela burada Ghost var. Ghost tercih edilen bir migration tool'u. Bunu inceleyebilirsiniz özellikle. Database tool'ları kısmında Go MySQL, işte MySQL üzerinde Elasticsearch işlemleri yaptırabileceğiniz ya da web based bir PostgreSQL işlemleri için geliştirilmiş Go library dosyaları var. Diğerleri de benzer. Database driver'ları kısmında gene mesela MSSQL DB ile ilişkilendirme bir veri uygulaması yapmak isterseniz bunu desteklemek için geliştirilmiş bir kütüphane. SQLite mesela bunu ben kullanmıştım. Metin'in yaptığı bir library. Bu da mesela C#GO'yu gerektirir. Önceki videoda anlatmıştım bunu. C#GO ile geliştirilen bir library projenize dahil ederseniz sizdeki derleyicinin de tabii ki hani bilgisayarınızda da bir GCC derleyicisinin olması gerekiyor. Aksi halde derlemeniz hatalı olacaktır gibi. NoSQL database'lerini desteklemek için mesela Couchbase var, CouchDB bunlar için geliştirilmiş. Bunlar çok tercih edilen NoSQL database'ler. Aynı şekilde Redis var mesela. Redis desteği. Datetime işlemleri. Dağıtık sistemlerle ilgili farklı farklı entegrasyon için ya da geliştirme için oluşturulmuş kütüphaneler. Embedded scripting language kısmında embeddable yani Go diliyle entegre olarak çalışabileceğiniz programlama dillerinin desteğiyle alakalı bir şey. Mesela daha önce söylemiştim bunu. Go C, Go Python, Go Java,
vesaire birçok Go ile ilişkilendirilebilecek, entegre olarak çalıştırılabilecek, entegre olarak çalıştırabileceğiniz dil destekleri var. Örneğin PHP, Python, Lua vesaire gibi. Mesela Lisp yapay zeka için geliştirilmiş. Burada da Gisp olarak kullanılıyor. Perl, işte Perl'ün embeddable hali gibi. Otomatik form oluşturmak için geliştirilmiş bazı frameworkler, library'ler. Oyun geliştirme tarafında aynı şekilde tercih edilebilecek. Örneğin .NET tarafında geliştirme yapanlar, hatta Java'da da bu Lambda vesaireden dolayı Linkoo tekniklerini uygulayan bir Go query metotları kütüphanesi diyebiliriz bunun için. İlerleyelim şöyle hızlıca. GUI tarafında bir UI geliştirmek için oluşturulmuş bir framework'ü yok. Hani natif olarak Google'ın bu dille birlikte size bir desktop uygulaması geliştirmeniz için herhangi bir framework vermiyor. Ama bunu diğer open source araçlarla ya da frameworklerle yapabilirsiniz. Mesela burada benim önereceğim öncelikle GTK'yı kullanabilirsiniz ama bu benim önerdiğim değil. Önerdiğim Qt burada. Qt ve onun arayüz yetenekleri geliştirebilmeniz için hani animasyonlar vesaire QML arayüz programlama kodları var. Onu destekleyen aynı şekilde bir Go kütüphanesi var. Qt tarafında şöyle diyeyim, .NET tarafında uygulama geliştirenler ya da benim videolarımdan VPF videolarını izlediyseniz VPF Microsoft'un geliştirdiği gelişmiş bir arayüz desktop tabanlı arayüz geliştirme framework'ü. .NET framework içerisinde gömülü olarak geliyor. Bu da Qt'de open source, Linux vesaire tüm platformları destekleyen bir proje. Bunu da Nokia altında başlamıştı bunun ekibi. Sonrasında farklı firmalar altında ekip geliştirmeye devam etti. Bununla ilgili araştırma yaparsanız çok gelişmiş özellikler olduğunu görürsünüz. Embedded tarafta da kullanılıyor. Gayet hızlı ve performanslı. Image işlemleri. Burada OpenCV var mesela. OpenCV ile Go'yu entegre olarak kullanabilirsiniz. Loglama. Machine Learning, makine öğrenimi ile ilgili birçok framework vesaire var. Bunlar tercih edilebilir. Mesela messaging tarafında bu şu an açıkçası big data ve microservices uygulamalarında tercih edilen hatta real time işlemlerde de tercih edilen ve gerekli olan özelliklerden biri messaging altyapıları diyebilirim. Bunlardan biri örneğin RapidMQ ya da Event Bus. Bunlar tercih edilerek Go ile entegre uygulama geliştirilebilir. Hızlıca gidiyorum. Dil işleme ile ilgili özel geliştirilmiş şeyler var. Networking mesela. Network'te tabii ki TCP vesaire işte FTP işlemleri, bu tür işlemleri gerçekleştirebileceğiniz ağ uygulamaları yapabilmeniz için oluşturulmuş daha çok network odaklı Go kodları. Bunları özellikle incelemenizi öneririm. Bir network altyapısını incelemek için, onu anlayabilmek için bu tür kütüphaneler epey yararlı olur. Hangisini merak ediyorsanız, örneğin TCP'nin iletişimini merak ediyorsanız buna, işte SFTP, bu SSH file transfer protokol, bunu incelemek istiyorsanız bunu inceleyebilirsiniz buradaki kütüphaneyi. OpenGL tarafı OpenGL de destekliyor görüldüğü gibi. Bu daha çok oyun programlama, 3D işte matematiksel ya da simülasyon ya da oyun çekirdeği yazmak için, oyun motoru yazmak için tercih edilebilir bir teknoloji. Onun da Go ile entegresi söz konusu. ORM tarafında Object Relation Mapping. Bu daha çok database işlemleri için tercih edilir. Detayına girmeyeceğim.
Yani .NET tarafında Entity Framework olarak düşünülebilir ya da Open Source Java tarafında Hibernate olarak düşünebilirsiniz. Burada da onlar var. Burada GORM var. BeagleO'nun BeagleO Web Framework'ü var. Onun ORM'sini tercih edilebilir. GORM da aynı şekilde gelişmiştir. Paket yönetimi geçiyorum. Geçtim. Burada da birkaç tane var ama onları geçiyorum. Hani çok da önemli değil. Evet, test. Mesela test mühendisleri için Go uygulamalarında test kodları yazabiliyorsunuz. Bazı test framework'leri de var. Örneğin BDD'yi destekleyen bir işte behavior tabanlı testleri destekleyen bir şey yazılmış. Ginkgo gibi gibi şeyler var. Bunlar da mock oluşturmak için kullanılan. Geçiyorum. Çok fazla var. Bunların hepsini tek tek incelemeyelim. Mesela işinize yarayacak web framework tarafında BeagleO, burada tavsiye edebileceğim BeagleO, Jin. Burada Socket.io'nun bir library'si var. Real-time uygulamalar geliştirebilmek için. Mesela REST işlemleri için. Zaten bunların genelde hepsi REST tabanlı geliştirme amacıyla oluşturmuştur. Burada Gorilla var. Gorilla gelişmiş ve güçlü bir framework altyapısıdır aslında. Framework değil, web toolkit olarak geçer. Yani size bir araç seti verir. Framework gibi araç seti verir. Siz bunun içerisindeki istediğiniz parçaları kullanırsınız. Örneğin bir routing işlemi gerçekleştirmek için onun içerisindeki küçük bir parçayı alıp işte MUX ile bir şeyler yapabilirsiniz vesaire. İncelemeyelim şimdi onu da. Gongolar var. Gongolar'da Türk bir arkadaşım Mustafa Akın'ın yaptığı bir hızlı bir web framework'üymüş. Hani ben kullanmadım. Sadece dikkatimi çektim. Bunu da incelemekte fayda var. Yani güzel de yazmış arkadaş. Orada inceleriz zamanla. MUX mesela az önce bahsettiğim URL Router işlemleri için geliştirilmiş. Bu Gorilla'nın altındaki bir web toolkit'in bir parçası aslında. Revel var. Revel'da güçlü bir web framework. Bu mesela framework. Başka var ama hani hepsini de burada yazmıyor tabii. HTTP Router. Bu da yüksek performanslı bir şey, Reuters. Başka tanıdık bir şeyler varsa. Evet, şimdilik bu kadar yeterli. Bir diğer söylemek istediğim şey, embedded tarafta kimdi? ThoughtWorks'ün, bu firmayı uzman yazılımcı arkadaşlar bilir. Yazılımdaki guru arkadaşlardan bazıları. Bunlar EMBD adında bir Golang Embedded Programming Framework geliştirmişler. Bununla ilgili demolara bakabilirsiniz. Şu standart LED yak söndür işlemleri vesaire gömülü tarafta tercih edilebilecek olan şeyler. Bunlar için küçük bir framework. Dokümanları burada inceleyebilirsiniz. Bir de uzun zamandır takip ettim. Gobot var. Gobot da gene Golang ile geliştirmiş. Robot diyor ama yani sadece robot değil, elektronik aygıtlar için geliştirilmiş bir framework, güçlü bir framework.
platformlara bakın şöyle. Go ile neler yapabiliriz bu framework kullanarak. Örneğin bir Arduino'nu yönetebilirsiniz. Ya da bir Arduino, BeagleBone, işte Bebop dronları ya da Intel'in Edison'u vesaire işte OpenCV işlemleri var. Pebble bu akıllı saat olayı. Mesela Sparrow bu akıllı toptu yanlış hatırlamıyorsam. Öyle yuvarlanıyor gidiyordu. Raspberry Pi var. Raspberry Pi. Bunlar zaten en çok kullanılanlar. Bunları yönetebiliyorsunuz. Şuradan da GitHub'a ulaşabilirsiniz.